Hasan şimdi bir pas ama orada Kahraman gelip alıyor topu. Kahraman. Kahraman. Şimdi Ali'de de Yılmaz'a bir pas. Ali'de de. Bir pas. Son anda defansın müdahalesi. Çevrilecek mi top? Geriye doğru çeviren top. Kahraman ve gol. Evcerspor golü buluyor. Deplasman ekibine Kahraman ilk hatada affetmiyor. Bu zorlu deplasmanda 1-0 önde Evcerspor. Bakalım bu gole ev sahibi Doğer Bedespor'un reaksiyonu nasıl olacak? Artık kalarda. Kırmızı kart görüyor Hidayet. Yaptığı hareketten dolayı Doğer Bedespor 10 kişi bırakıyor. Sert bir hareket. Bir sıfır Devizler Spor mücadelede 72. dakikadayız. Kaleye doğru şilen top. Seken top. Gol pozisyonu 1. Kaleye bir vuruş. Derbeli Spor beraberlik sağlıyor. Hem de eksik olduğu bir anda 10 kişi oynadığı anda Sarı Lacivertler beraberliği yakalıyor. Hasan'ın golü. Aferin. Mücadele durum 1-1. Maça denge geliyor. Defansın arkasında bir top. Gol pozisyonu. Bir ve kaç. Hasan! Mustafa Şen'le inanılmazı başarıyor Doğer Bedespor. İnanılmazı. O kişiyle maçı çeviriyor Sarı Lacivertler. Mustafa Şen hiç affetmez bu pozisyonları. Büyük bir hata. Offside itiraz da var Evcerspor'un. Sarı Lacivertler 2-1 önde. Kart. Korner atıyor Evcerspor 2-1 geride. Bakalım neler yapacaklar. Kalan sürede açılan orta. Seken top. Penaltı. Evciler Spor penaltı kazanıyor. Mücadelenin tabiri caizse son dakikasında. Bu heyecan fırtınasında gerçekten müthiş bir maç. Çok büyük bir hata orada. Mustafa Zeynep Çevse. 6 kişi galip gelmişlerdi. Sayın işte. Hadi Mustafa. Mücadelenin en kritik anındayız. Sarı'na bak Sarı'na. Asım. Vuruyor top ağlardı 2-2. Mücadele bu golle 2-2 bitiyor. Evcerspor 2, Doğer Bedespor 2. Maç sona eriyor. Evcerspor oyuncusu Asım Aksungur'la beraberiz. İlk maçta 4 gol. Bugün penaltıdan da olsa bir gol attın. Ne yerliş olsun. Öne geçtiniz. Geriye düştünüz. Rakip 10 kişi kaldı. 2-2 bitti bu kritik mücadele. Ya maç bizim için iyi geçiyordu aslında. Ondan sonra kendi kendimize ya goller yedik kendi hatamızdan dolayı. Ama bizim için sorun değil. Deplasmanda bir puan iyi. Kendim için de iyi geçiyor. 5 gol oldu toplamda 2 maçta. Ya dediğim gibi zorlu bir deplasmandı. Zemin çok kötüydü. Bir puan bizim için iyi. Gelecek hafta içeride de yendiğimiz takdirde hiçbir sıkıntı yok bizim için. Evet, Evcerspor sence bu sene neler yapacak? Bu sene şampiyon olacağız yani. Kesin şampiyon olacağız. Seneye de bilmiyorum artık ama seneye de süperden bala çıkarmak istiyoruz. Afyon'daki futbol için düşüncelerin neler? Biraz nasıl diyeyim? Ya ben sert Denizli'liyim. Ya evet ben Denizli'liyim. Burası daha sert yani. İnsanlar da sert. Futbol olarak da sert. Ama iyi geçiyor ya. Güzel yani. Bu kadar. Başkan Sporcu Serhat Köseoğlu ile beraberiz. Bugün öne geçtiniz. Geriye düştünüz. Berabere kaldınız. Kırmızı kart. İnanılmaz gergin bir 90 dakika. Ne yerli olsun maç olarak? Abi, maç olarak da bizim için iyiydi aslında ama zemin çok alışık olmadığımız zemin ve gerçekten çok kötü zeminde.
Deplasmanda bu zeminde bir puan gayet bizim için başarılı. Gayet iyi. Evimizdeki maçlara bakacağız. Ama bu sene çok bir şey konuşmaya gerek yok. Şampiyon olacağız. Bitireceğiz yani. Evet, Evcer Spor genellikle playoff'a kalıyor ama sonuç gelinmiyordu. Bu sene kırılma noktası. Bu sene kırılma senesi. Bu sene o sene bu sene diyeceğiz. Başka da diyecek bir şeyim yok. Başarınızın devamı diliyoruz. Teşekkür ederim, sağ ol. Evcer Spor kalecisi Mustafa Kırbaç'la beraberiz. Bugün geriye düştünüz. Öne geçtiniz. Kırmızı kart 2-2. Son dakikada bir kurtarış var ki o da bence maçın kırma anlarından biriydi. Ne düşünüyorsun? Bir aslında mesela bir Ahmet abi iyiydi yani, güzeldi ama biz kırmızı görünce düştük biraz oyundan. Daha da biraz daha hareketlendik. Son penaltı yani bizi bayağı bir düşürdü yani. Zaten maç bitti. Ya genel olarak baktığımız zaman iyiydik. Bir de kırmızı kart bizi bayağı bir düşürdü yani her şeyden önce de. Hayırlısı olsun. Önümüzdeki maçlara bakacağız yani. Şu anda bir puanınız var. İlk maçta mağlup olmuşsunuz. Bundan sonra Derbiyede Spor neler yapacak? Bundan sonra daha sıkı çalışıp yani derslerimize daha iyi çalışacağız yani abi. Önümüzdeki maçlarda inşallah bunu yansıtacağız yani sahada. Yani arkadaşlara da teşekkür ederiz yani, rakip takıma da. Bu kadar yani abi. Teşekkür ederiz. Başarınızı ben teşekkür diyoruz. Ederim abim. Görüşürüz. Spor Afyon TV YouTube izleyicileri, DÖBD Başkanı Mehmet Akif Ersoy ile beraberiz. Evet. Başkanım, öncelikle çok güzel bir maç oldu. Neler düşünüyorsunuz? Sizin düşünceniz 2-2 bitti. Evet, sizin de söylediğiniz gibi Evciler Belediyespor'la DÖBD Belediyespor'un maçı her iki takımın da kalitesinden dolayı başa baş bir mücadele oldu. 1-0 rakip öne geçti. Biz ikinci yarın ortalarında kırmızı kartla 10 kişi kalmamıza rağmen 2 gol bularak takımımızın kendi arasında kenetlenmesini güzel sağlaması neticesinde son dakikaya kadar 2-1 önde girdik. Ama son saniyede verilen bir penaltıyla maç 2-2 bitmiş oldu. Bütün takımların bir üst lige çıkma adına yapmış olduğu bu mücadelede hak eden takımların bir üst lige çıkmasını temenni ederim. Ancak biz Doğer Belediyespor olarak inşallah hedefimizi bir üst lig süper amatör olarak belirledik. Ve çıkmamız durumunda önümüzdeki sene süper amatörde inşallah daha ciddi projelerle, daha ciddi altyapıyla hedefimizi daha üstlere tayin edecek şekilde plan ve program yaptık. İnşallah bu hedeflerimize adım adım ulaşırız derim. Her iki takımı da tebrik ederim. Bugün iyi bir seyirci vardı. Maç sonu olan gelgitle de sizi önlemiş oldunuz. Seyirci atmosferi de güzel. Evet. Başkanı. Keşke futbolda her şey fair play kuralları içerisinde olsa, ancak olmuyor. Gönül ister ki hiç küfür olmasın. Kazanan takım tebrik edilsin ama futbolda bütün herkes sağduyulu olamıyor. Küçük yaşta çocuklarımız da oluyor. Bunların söylenmemesi gereken kelimeleri sarf etmesi bizim kontrolümüzde olmuyor ama biz elimizden geldiği kadar Döver'e gelen tüm takımlarımıza en iyi şekilde ev sahipliği yapmayı hedef edindik kendimize. Bundan sonraki tüm maçlarda yine olumsuzluklara sebebiyet vermeden sadece spor içerisinde yapma noktasında tutum ve davranış sergilemeye devam edeceğiz inşallah. Biz de size başarı diliyoruz başkanım. Eyvallah. Biz de buraya kadar gelip bu noktada çekim yaptığınız sizlere teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyorum.